Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok dedi. Filistin'deki elektrik, yakıt ve gıda sorununu bölge sakini Bessam Hivani ile konuşacağız. Son durumu alacağız. Öncelikli olarak geçmiş olsun dileyelim ve son durum nedir sizden duymak isterim. Alo. Duyuyorum ben sizi. Ben siziniz, sesiniz çok zayıftır. Ben sizi duymuyorum. Peki şöyle yapalım. Siz son durumu anlatın bize. Ben dinliyorum sizi. Tamam canım. Ben şimdi son durumu anlatmak başlayacağım. Tamam mı? Siz alıyor musunuz? Duyuyorum ben sizi. Buyurun. Tamam canım. Şimdi biz evlerimizde bekliyoruz uçakları ve askeri gemileri. Bütün Gazze'ye vuruluyor. Yüksek binalar, aileler hepsi vuruluyor. Yerine oluyor binalar. Bütün binaları, herkesi ateş altında. Her binayı ateş altında. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Okullar, hastaneler, camiler, her yeri vuruyorlar. Her yere getiriyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Yani katliam yapıyorlar. Bütün insanları, hepsini, herkesi fark etmeden herkesi vuruyorlar, öldürüyorlar. Ve sadece katliam yapmak istiyorlar ve yapmıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Bütün insanları, bütün binaları, bütün camileri, hastaneleri, okulları, her şeyi vuruyorlar. İnsanları yani nereye gidecek bilmiyorlar. Herkes her yere koşuyorlar. Nereye gidecekleri, nereye kaçacakları bilmiyorlar. Bu son durumu, şimdiki durumu. Bir de insanları şimdi şeyleri veriyorlar. İnsanları evlerinden çıkın diyorlar. İnsanları herkese telefonuna şey diyorlar, evinden çık ya da vuracak seni. Bizi çıkartacaklar evlerimizden çıkartacaklar ve yollar da vuracaklar. Bu son, bizim son durumumuz. Tabii ki bu da 3000 süresinde binlerce kişi öldü, binlerce yaralı. Hastaneler dolu, hastane ilaçları da yok. Hastanede yerde yapıyorlar hepsini. Evet. Bu son durumu. Biz burada evlerimizde, hastanelerde, okullarda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Normal insanları, sivil insanları ne yapacakları bilmiyorlar. Bir de bizde Gazze'de askeri falan bir şey yok. Hepsi sivil insanlar. Hepsi normal insanlar, çocuklar, yaşlı insanlar hepsi. Hiç bırakmıyorlar. Hiçbirini bırakmıyorlar. Uçak yani koçlar bile öldürüyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Bu son durumu. Son. Çok yani bu özellikle ya da az üzerimizde söyleyebiliyoruz. Bundan daha çok bir şeyler var. Çok ama bu son durumu ben size söyledim. Pekala, günün bakışta son durumu yani Bessam Hivani Gazze'den. Ekmek bile hatta şeyleri de kapatıyorlar, her şeyi kapatıyorlar. İnsanlar nereye kaçacak, nereye kaçacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Beni duyabiliyor yani, musunuz? Yani açıkça katliam yapacağız diyorlar. Evet. Diyorlar, bir sıkıntı yaşıyorum. Bessam Bey konuşurken aslında bizi de duyamıyor. Dolayısıyla aktardığı son durum Gazze'ye tam bir abluka yapılmış durumda. Elektrik yok, ilaç ve yakıt yok. Hayat damarları birer birer kesiliyor değerli izleyiciler. Ve ne hastane ne ev, hiçbir şeyi gözetmeksizin aslında burada bir bombalandırmanın olduğunu aktardı bize bölge sakini Bessam Hivani.